Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ayeti kerime ezber ve talim dersimize başlıyoruz kardeşlerim. En son Taha suresini okumuştuk. Taha suresi 125, 126, 126, 127'yi okumuştuk. Ondan önce kardeşlerim ezber yapanların tabi cenaze oldu. Bu arada mesaj yazanlar oldu. O arada onları da yazmaya çalıştım. Gönderenleri, ismini gönderenleri yazdım. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kardeşlerim, ilk önce Zariyat suresini ezberleyenlerden isim olarak Şerife Gökçebel kardeşimiz Zariyat suresini ezberlemiş. Hatice Yıldırım Uysal, bu okumadığımız dönemde Zariyat suresini ezberlemiş. Hocam namazlarda okuyorum diyor bu kardeşimiz ve sohbette yapıyorum diyor. Geldik Nisa suresine. Nisa suresi 122. Ayet-i kerimeyi B. Gül Yılmaz, Esengül Anlı, Aysun Kocabey, Esra Kök Yıldırım, yine Hatice Yıldırım Uysal. Bu da Nisa suresi. Yani geçmiş ezberleri. Yani ben geç kaldım. İşte herkes ezberledi Zariyat suresiyle Nisa suresini. Şimdi ben öyle düşünmeyin. Bir ay sonra da olsa ezberleyin. Yani bir ay sonra da olsa ezberleyin. Ben notları alıyorum burada. Asır suresini ezberleyenler çoğunlukta tabii. Onları okuyorum şimdi. Asır suresi. Ayfer Karangil Girgin, Ayfer Karanfil Girgin, Semra Kuyrukçu, Şerife Çağlayan, Gül Yılmaz, Cemile Telli Avcı, Esengül Anlı, Gamze Çoban, Hülya Girgin, Fatma Derman, Zehra Ovat, Şerife Gökçebel, Zekiye Eslem, Esra Kök Yıldırım, Hatice Yıldırım Uysal. Bu Asır suresi. Taha suresini vermiştik. Taha suresinden de şimdiye kadar ezberleyip namazda okuyan ve bize sohbet eden ve bize ismini yazdıran 4 kişi var kardeşlerim. Zeynep Kaya, Aysun Kocabey, Zekiye Eslem, Fatma Akbaş. Ses yok diyen Hatice Özçelik kardeşim. Bizle ilgili bir sorun yok. Siz bir açıp kapatıp tekrar açın. Yani sizin internet ve sizin telefonunuzla ilgili olabilir. Seste bir sorun varsa diğer kardeşlerimize yazabilir. Evet kardeşlerim, okudum. Tekrar okuyorum Taha suresini ezberleyen kardeşlerim. Zeynep Kaya, Aysun Kocabey, Zekiye Eslem, Fatma Akbaş. İnternet mobilden şu an ulaşıyorum. Wi-Fi'den değil. Aferin, dur. Tamam, neden donduğunu anladım. Şu an tamam. Şu an herhalde iyi. Çünkü şeyi kapatmamışım. Wi-Fi'yi kapatmamışım. Şu an Wi-Fi'den uzak bir yerde. Balkondayım. Wi-Fi alt katta, ses oradan Wi-Fi çekmiyor. Şu an sıkıntı yok.
Ben Wi-Fi'yi kapattığımı düşünmüştüm, kapatmamışım. Şimdi her şey güzel kardeşlerim. Şu an donmaması lazım. Şu an donmaması lazım. Şu an mobilden bağlı. Evet. Biraz önce Wi-Fi'yi çekemiyordu, ondan donuyordu. Tamam, şu an... Evet, şu an tamam. Şu an kesinti dolmaz. Şimdi kardeşlerim... bir Elham-ı Şerif'i okuyalım kardeşlerim. Elham-ı Şerif'i bir okuyalım. Bulanıklığı bulunduğum yerden olabilir. Burası balkon. Balkon olduğu için. Şöyle bir ışık açayım isterseniz bir. Bir dakika. Evet. Kimisi hocam gayet iyi diyor görüntü, kimi donutuyor. Evet, iyi iyi elhamdülillah iyi görüntü. Evet kardeşlerim, bir Elham-ı Şerif'i beraber bir okuyalım. Sonra Taha suresini beraber okuyalım. Evet, tamam. Her şey normale girdi. İyi oldu elhamdülillah. Ben okuyayım Elham-ı Şerif'i. Sonra beraber okuyalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas-sırâtal-müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Şimdi beraber okuyoruz kardeşlerim. Ben okuyorum, susuyorum, siz devam ediyorsunuz. Elham-ı Şerif yani 5 vakit namazda okuduğumuz için hepimiz bunu yanlışsız eksiksiz okumamız lazım. Yani ne kadar çok tekrar etsek bu konu üzerine yeridir yani kardeşlerim. Çok dikkat edelim buna inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mesela bir talimde bir kuralı daha hepinize söyleyeyim. Oradaki sin biz aslında o sini böyle biraz yaymak lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Okuyun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyya şeddeliye. İyya. İyyâke na'budu
Mesela bunu ben çok kişiden durdum. İn ya kenabudu diyor mesela. İn ya yanlış. İyya. İyya şeddeli. Ne yok orada? İn yok. İyya. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Mesela burada da ihdina, ha değil, kalın değil o, yumuşak he. Böyle mideden gelen he. İhdine, İhdinas sıratal müstakim. Sıratallezine en'amte aleyhim. Gayril mağra. Gayril mağlubi aleyhim velallin. Gay ga 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 zorlayın orayı bakalım biraz. Ga ga değil, gayril değil. Kaf değil. Yok yok yok. Gayril değil. Burada çoğu kişi bunu kaf okuyor. Gayril mağdub diyor. Ga kaf. Kaf değil. Ayının gayını. Ga. Benle beraber size söyleyeyim. Benim dediğim gibi değil. Ga 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 gayril gayril mag mag. Oradaki de ga, ikisi de ga. Gayril mag. Gayril mağ, gayril mağ, aynı söyleyin. Gayril mağ, gayril mağ, sonra gayril mağ, gayril mağ, bi, gayril mağ, gayril mağ, bi. İşte bunu yapamıyorsak nasıl yapacaktık? Gayril mağ, bi diyecektik ama doğru değil tabii bu. Aslında ney? Gayril mağ dil şu azı dişlerine yana değiyor. Gayril mağ bi gayril mağ ne zu diyorum ne du diyorum. Gayril mağ bi gayril mağ bi aleyhim. Hocam ya ben o datı çıkaramıyorum. Ne olacak şimdi? Ben hep böyle namaz mı nasıl yapacağım? Namazı nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım o zaman. Çıkartmaya çalış. Gayril mağlulu du gibi yani. Gayril mağlubi aleyhim velallah. O da aynısı. Velallah. Öyle çarptırıyorum R'ye. Dallin hemen geçmeyin. Lamın üstünde biraz durun. Velallin demeyin oraya. Veladallin demeyin. Orada şedde var. Velallin. Şimdi okumayın, bana bakın orasına. Ben bitirdiğim zaman siz okuyun. Velallin. Okuyun bakalım. Böyle hep çalışalım inşallah buna. Şimdi aklımdan geçti. Hızlı bir şekilde şu Sübhaneke'den Elham'a kadar dualarımızı beraber bir yapalım. Bunu yapmamıştık hiç. Ondan sonra Taha suresini vereceğim. Allahu Ekber. Kendinizi verin buraya. Hızlı hızlı okuyacağız. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek ismük
ve teala ceddük ve la ilahe gayrük. Allahu ekber. Ettehiyyatü lillahi vessalavatü vettayyibat. Buraya kadar tek okuyayım, sonra siz okuyun. Ettehiyyatü lillahi vessalavatü vettayyibat. Okuyun. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatüh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. Kardeşlerim, bir kardeşimiz dedi ki hocam sizin bu taliminizden evdeki benim çocuk hep ezberliyor dedi. Sizin hepsini ezberledi dedi. Doğru mu? Doğru. Çocuk hemen kapıyor. Biz şimdi camide ders vereceğiz pazartesi günü. Aynı böyle yapacağız yani. Hiç fark yok. Dolayısıyla evde kızlarımız okul bitti şimdi. Çocuklarımızı hemen toplayın, bu canlı ders. Toplayın anneler. Hemen böyle bir masanın etrafına toplayın. Bak, duaları okutuyorum ben. Onlar da tekrarlasın. Onların tekrarlaması onlar hemen ezberliyor. Bir iki kere okudukları zaman hemen ezberliyor onlar. Allah onların zihni, zekası çok açık. Dolayısıyla bu aynı zamanda hem hanımlara ders, hem çocuklara ders, kızlara ders, erkeklere ders. Dolayısıyla bunu yapalım inşallah. Bak, baştan okuyoruz. Nereye geldik? Allahümme salliye. Allahu ekber. Allahümme salli ala seyyidina. Burada hani seyyidina da okunur, ala Muhammedin de okunur. Ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allahu ekber. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema barakte على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
İnneke hamidun mecid. Allahu ekber. Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-âhire haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve qina وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي Oley'i çekiyoruz. L'yi aşağı çekiyoruz. Rabbena gfir li ve li valideyye velil müminine yevme yekumul hisab. En sonda bi rahmetike ya erhamer rahimin. Şimdi kunut duaları. Allahu ekber. Allahumma inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik ve nu'minu bike ve netubu ileyk ve netevekkelu aleyk ve nüthni aleykel hayra küllehü neşkürüke ve la nekfürük ve nakhle'u ve netrükü men yefcürük. Allahu ekber. Allahümme İyyâke na'budu ve leke nusallî ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfide nercu rahmeteke ve nahşa azabeke inne azabeke بِالْكُفَّارِ مُلْحِقُ. Şimdi ben tekrar Subhaneke'den buraya kendim okuyorum. İsteyen sade dinlesin, isteyen benimle okusun. Tercih size ait. Çünkü herkes ayrı odada, ayrı yerde. Benle beraber okuyabilirsiniz. Yani bunu niye tekrar ediyoruz tekrar tekrar? Şimdi bu derste bile ezber yapıyoruz, yanlışlarımızı düzeltiyoruz. Allahu ekber. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek ismik
ve teala ceddük ve la ilahe gayruk ve celle senayük burada okunmuyor biliyorsunuz. Cenazelerde okunuyor. Allahu ekber ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatüh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahu ekber. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُ أَكْبَرُ Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun Mecid. Allahu ekber. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahire ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbena ğfir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Allahu ekber. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik. ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك الله أكبر اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Vallin. Hepsini okuduk. Talim dersinde Sübhaneke'den buraya kadar okuduk. Bunun yanında tabi sure ezberlerimiz oldu. Zariyat suresi, Nisa suresi, Asr suresi, onları okumadık. Şimdi bugün onları da okuruz. Pazartesi derste de ezber yaptığımız ayetleri peş peşe okuruz ama son ayetimizi okuyalım. Bugünkü dersimizi bitirelim. Son ayetimiz neydi? Taha suresi. 4 kişi ezberlemiş bakın. Zeynep Kaya, Aysun Kocabey, Zekiye Eslem, Fatma Akbaş verdiğim dersi ezberlemiş. Teşekkür ediyorum bu kardeşlerimize. Diğer kardeşlerimiz de müsait olanlar hemen ezberlesinler bu Taha suresi 124, 125, 126 ve 120, evet 126'ya kadar. Sayfa Kur'an-ı Kerim'de 319. sayfa, onu da söyleyeyim. Onu okuyarak dersimizi bugün bitiriyoruz. Bugün böyle oldu. Talim ağırlıklı olmuş oldu. İnşallah böyle dinleye dinleye, tekrar ede ede, beraber okuya okuya yanlışlarımızı, hatalarımızı düzelteceğiz. Şimdi ben medresede okutmuş olsam işte 10 tane, 15 tane talebem olacaktı. Ama şimdi 300 tane talebem var karşımda. Çocuklarınızla beraber oturuyorsanız 500 tane talebem var karşımda elhamdülillah. Ben Rabbime ne kadar hamd etsem, şükretsem azdır. Gönlümde olanı Allah nasip etti. Yani ben hep okutmak istiyordum. Mevlam işte bu kapıyı açtı bize elhamdülillah. Rabbim yani bereketini versin. Çok çok kişilere ulaşmayı Mevlam nasip eylesin kardeşlerim. Elhamdülillah çok büyük nimet oldu bize. Yani dediğim gibi 300 tane talebemiz oldu elhamdülillah. Aynı şu an yani medresede de olsak ben aynı bu şekilde okuyacaktım. Siz böyle tekrar edecektiniz. Yani merak ettiğim konu şu. Ben hani okuyup durduğum zaman siz yetiştirebiliyor musunuz? Yani siz okumadan ben başlıyor muyum? Onu ben tabii göremiyorum, duyamıyorum ama ben kestiğim zaman içimden okuyorum. Bak biz 3 kişi dinliyoruz diyor. Biz 5, 2 kişi dinliyoruz diyor mesela. Evet. Şimdi Taha suresini ben de ezberledim diyen kardeşlerim mesaj atıyorsunuz isminizi. Ben yazıyorum. Buradan yazmıyorum. Buradan yazmıyorum. Şimdi Taha suresini bugün Taha suresinin manasını vermiştik. Değil mi kardeşlerim? Taha suresinin manasını vermiştik. Belki toplu manasını yazdırabiliriz bunun. Taha suresinin. Bir önceki derste Taha suresinin manası verildi bilin. Ben bunun okuyuşunu bir daha yapayım. Ezberleyecek kardeşlerimiz. Şöyle ezberlesinler. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men e'arada an zikri fe inne lehu ma'işeten zanken ve nahşuru. Ben burada okurken zanka diye duruyordum. Öyle ezberlemişim. Burada duracak yokmuş mesela. Ama bir zararı var mı? Yok. Yani vanka diye durup ve nahşuruhu ama doğrusunu da bilelim. Vankem geçiş yapacağız. Çünkü duracak yok orada. Vankem ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma kâle rabbi lima haşerteni a'ma ve kad küntü basira kâle kezâlike etetke âyâtuna fenesîteha ve kezâlikel yevme tünser. Şimdi bir sonraki dersimiz, evet Taha suresi namazda okunur tabii kardeşlerim. Tabii sıralama nasıl? Mesela biz 4 tane sure okuduk. İsterseniz bunun notunu alın. Birinci Nisa suresi. Nisa suresi birinci rekatta okunur. İkinci rekatta Taha suresi okunur. Üçüncü rekatta Zariyat suresi okunur. Dördüncü rekatta Asır suresi okunur. Sıralama bu. Yani birinci, çünkü Nisa suresi önce geliyor. Nisa suresi Fatiha'ya yakın. Taha suresi 319. sayfada. Zariyat suresi 522. sayfada. Çünkü baştan sona doğru gidiyoruz ya. En sonda da Asır suresi. Dediğimi anladınız mı? Bu soruyu da çok soruyorlar.
Hocam ezberlediğimiz 4 sureyi namazda okuyabilir miyiz? Mesela öğlen namazının sünnetinde okuyabilirsiniz. İkindinin sünnetinde okuyabilirsiniz. Yani birinci rekatta Taha. Affen, birinci rekatta Nisa. İkinci rekatta Taha. Üçüncü rekatta Zariyat. Dördüncü rekatta Asır suresi. Mükemmel olur yani. Böyle bugün bunu okuyun inşallah. Bir ders müjdesi daha veriyorum. Ama benim sözümü tutun ama yani. Yapın yani. Yani bunlar yapılırsa kıymet kazanılacak. Evet, kırık meali ve toplu meali yarın verelim. Bugün hep ezber yaptık. Bu ayetten sonra şimdi müjdeye geliyorum. Vereceğim ayeti kerimeler, bütün hanım kardeşlerim, aşır okuyacaksınız. Aşır. Aşır okuyacaksınız. Yani bir tık uzun olacak. Ancak çok kolay yer olacak. Bunu aşır olarak, yani bir mecliste hadi bir aşır okuyalım, bir Kur'an okuyalım dendiği zaman başlayacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. O dediğim yeri okuyacaksınız ama ne yer? Ama ne yer? Hem aşır makamlı okuyacaksınız. Aşır yani Kur'an'dan bir ezber, şöyle bir 5 satırlık, 6 satırlık bir yer ezberleteceğim size. Bunu ezber yapacaksınız. Bunu mesela bir meclise gittiğiniz zaman hani deniliyor ya, bir Kur'an okur musunuz? Euzü besmele çekip makamlı okuyacaksınız. Makamlı okuyacaksınız, aşır okuyacaksınız bunu. Herkes dinleyecek sizi. Sonra bu okuduğunuz yerin manasını da yapacağız ama makamlı okuyacağız. Makamlı. Onun yerini de bu zaten Taha suresinden sonra gelen kısım. Aşır istiyoruz inşallah sizden. Ama ezber yapacaksınız. Ezberi de belki Kur'an-ı Kerim'de en kolay yer, onu söyleyeyim. Hocam aşır nasıl okunur? Aşır nasıl okunur? Aşır bir kere ezberlersin 6 satır, 7 satır mesela uzun. Euzü besmeleyi çekersin. Aşır böyle okunmaz. Hani Bismillahirrahmanirrahim vel asr innel insane lefî husr illellezîne, böyle okunmaz. Aşır. Nasıl okunur? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Dura dura. Aşır okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tecvid, kıraat, uzatma, çekme, yüreğini verme, ciğerden okuma. Gözünü kapatacaksın. İnsanlar başlarını öyleymiş öyle diyecek, dinleyecek. Bismillah. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم أنتم بشر ثم أنتم بشر تنتشرون ومن آياته
en halakaküm min enfusikum ezvaca min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Anladınız mı? Aşır nasıl okunuyor? Buna aşır. Siz de böyle okuyacaksınız. Allah Allah. Rabbim o günleri gösterecek mi bize? Siz de böyle okuyacaksınız. İşte o aşır yerini bir dahaki derse vereceğim. Böyle okuyabilir miyim? Ne demek? Zuhal abla ne demek? Okursun tabii Allah'ın izniyle. Sen okumaz mısın? Okursun Allah. Hepiniz okursunuz. İşte o aşır hem böyle okuyacaksınız hem manasını vereceğiz. Ne zaman olacak bu? Ya benim bu okuduğum değil yalnız. Bu okuduğum kendi aşırım. Size burası biraz zor olabilir size. Daha kolay yeri vereceğim size. Orayı ezberleyeceksiniz inşallah. Allah'ın izniyle. Bugünkü dersimiz bu kadar olsun kardeşlerim. Yarın evet buluşma anımızı söyleyeyim. Yarınki pazar sohbetini canlı yapacağım. Saat 05:20'de ya da 05:30'da ona göre ayarlayın. Çakmak Çamlık Camii'ne telefonu canlıya açacağım. Orada okuyacağız, sohbeti yapacağız. Orada dinleyeceksiniz. Yarın 11:30'daki pazar sohbetimiz olmayacak. Düğünümüz var biliyorsunuz. Yarın düğünümüz var inşallah. Dua edin. Yarın müsait olan kardeşlerimiz Büyük Çamlıca'nın karşısında Nihavet Düğün Salonu'nda oğlumuzun düğünü var. Ondan dolayı 11:30'dakini yapamayacağız. O 11:30'daki sohbeti nereye aldık? Şey yok, boş yok. Boş yok. Yine dolu. Yarın sabah namazında sohbet yapacağız. Ona katılacaksınız inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.